Hop! Göçüyor lan. Abi. Lan. Abi bas şuradan. Aç şu kapıyı. Aç. Kendi kendine açılan kapılardan gideriz biz. Alemin delisiz biz ya. Nere abi buraya? Ne oluyor? Oğlum! Merhaba arkadaşlar, Visage'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Uzun zamandır kütüphanemde bekleyen bir oyundu, bir korku oyunu arkadaşlar. Nasip bugüneymiş diyeyim. Sizden tek isteğim, videoya başlamadan önce videonun altından ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarak miniklerimize destek olmanız ve videolarımızı beğenip paylaşmanız. Ve korkuyu gerçekten hissetmek istiyorsanız arkadaşlar, size sadece şunu diyeceğim. Işıkları kapatın, kulaklıkları takın ve sesi açın. Arkanıza yaslanın. Korku başlıyor. İyi seyirler. Visage zor bir oyundur. Sabır, ayrıntılı ve titiz araştırma yapmak ve iyi kaynak yönetimi en iyi dostlarınızdır. Bol şans. Bol şans. Işığı ben de söndürdüm arkadaşlar. Boğuk bir ağlamayla başladı korku serimiz. Arkadaşlar beğenip paylaşmayı lütfen unutmayalım ve mini kanalımıza abone olup bildirimleri açarak destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Evet. Oba, oba, oba. Arkadaşlar eğer beni net göremiyorsanız yani ışığı yakmamı istiyorsanız bu videonun altına yorum olarak yazarsınız. Bundan sonraki devam bölümlerinde ışığı yanık bir şekilde devam ederim. Abi ne yapacaksın sen ya? Psikopat. Manyak herif. Allah'ım manya işte böyle manyaklar yüzüne masumlara olanlar oluyor ya. Bak garibim orada şimdi. Vallahi manyağı. Allah'ın delisi şimdi bir şey yapacak. Bak. Bak bak seyredin. İki kişiler, bir dakika. Ben birini gördüydüm. Bir dakika, bir dakika. Hikaye şu an başlıyor. Bir manyağın davranışlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Allah belanı vermesin. Hayvanın doğurduğu. De kendine sık. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Tamam. Şu an itibariyle yüzüm güldü. Güzel. Tamam. Tamam. O manyak kendine de sık diye. Tamam. Hoşuma gitti yani. Allah'ım manyağı. Ne aradın bari masumlardan? Git kendine sıksana. Arkadaşlar. Başlıyoruz. Şu anda bu nasıl bir... Ne ya? Çamur gibi kan. Evet. Vıcık vıcık. Slime gibi kan. Ortalık sinek, börtü, böcek, her zamanki rutin senaryolar ve başladık. Kapının ardında kontrol bizde mi? Bizde. Kontrol bizde ise sıkıntı var demektir. Sıkıntı var demektir. İlerleme odası. Bu oda oyun boyunca ilerlemenizi temsil eden öğeleri içeren bir merkezdir. Bu öğeler bir bölümün sonu da dahil olmak üzere farklı yollarda toplanır. Öğeler toplandığında otomatik olarak ilerleme odasında gösterilir.
Burada gösterilmiş arkadaşlar. Burada böyle terazi gibi bir şey mi? Hmm, yok. Bak şu manzarada var ya, altıma ederim ben bak. Ben size bir şey diyeyim bak. Düşünsenize bak. Diyelim ki buralar odanız mesela, diyelim ki diyorum mesela burası odanız, böyle değil de tabii normal yatak odası düşün. Gece mesela diyelim ki tuvalete kalktın veya su içmeye kalktın. Bak burada odan düşün. O, dolaba bak ya. Odan böyle çıkmışsın, kapıya çıkmaksın, dan diye bak karşına böyle, böyle koridoru sevmem. Yani ben niye uzatıyorsam ana böyle laf olarak direkt böyle diyeyim. Genel olarak koridoru sevmem. Eve bakaydık şöyle. Orada da bir şeyler yazıyor. Merhaba Dwayne, ben Rose komşun. Geç olduğunu biliyorum ve önemsiz şeyler yüzünden biraz fazla telaşlandığımı da biliyorum. Bunun için özür dilerim ama biraz endişelenmeye başladım. Bu arada ben tık tık diye ses duydum. 3 haftadır evden çıktığını görmedim. Lan her şey yolunda mı? Değil. Her şeyin yolunda olduğunu söylemek için beni arayabilir misin? Tamam. Hoşça kal. Kaldı elimizde. Kapa. Of yak. Aman diyeyim. Abi bu nasıl bir koridor ya? Bu evi niye millet almış? Niye almışsınız bu evi? Bu evi alanın zaten vardır bir şey ya yani. Manyak mısınız kardeşim? Al işte. Abi. Koridorlara bak. Karakterinizin akıl sağlığı oyun akışınızı etkiler. Başka çeşitli faktörlerin yanı sıra karanlıkta çok uzun süre durmak karakterinizin akıl sağlığı seviyesini düşürür. Karakterinizin akıl sağlığı ekranın sol alt köşesinde beyin simgesiyle temsil edilir. Beynini net bir şekilde görüyorsanız karakterinizin akıl sağlığı seviyesi tehlikeli derecede düşüktür ve tehlikeli olaylar meydana gelecektir. Karakterinizin akıl sağlığını düşüren stresli bir durumda olduğunuzda kırmızı bulut simgesi görüntülenir. Abi beyin yoksa beyin var demektir demek. Sol altta beyin yok şu anda. Nasıl yok ben anlamadım. Ben böyle bir yerde dursam var ya kıpkırmızı beyin falan çatlardı orada yani. Bu buradan doğru bir dakika. Paranormal olaylar oyun boyunca rastgele olarak gerçekleşir. Bu paranormal olayları tespit etmeyi öğrenin. Çünkü bu olaylar ilerlemenizi engeller ve akıl sağlığınızı önemli ölçüde düşürür. Karakterinizin akıl sağlığı durumu da meydana gelen paranormal olay sayısını etkiler. Yani ne kadar çok manyaksak o kadar çok olay göreceğiz gibi. Ampul kırılmış. Yenisiyle değiştirilebilir. Orada radyo var. Bu malzemeyi aldığınızda yeni bir bölüm başlayacaktı. Bunu tamamlayana kadar farklı bölüme başlayamazsınız. Malzeme almak istiyor musunuz? Bir dakika, hemen almayalım. Şöyle bir gezelim. Şimdi bölüm falan ne oluyor anlamadım. Abi eve bak. Oraya gitmeye gerek yok. Oraya da gitmeye gerek yok. Ora. Ama korku oyunuysa da gideceğine kardeşim. Mesela bura. Bak. Şöyle gideyim. Abi öyle bir yere gittim. Dönüyorum arkadaşlar. Oo bak karanlıkta durduk ya, sol alta bak, kıpkırmızı bir şeyler oldu. Oğlum. Kaldım lan burada. Bu ne? Malzeme aldığınızda bölüm lan başlasın mı? Aldım. Panda resmi bulmuşuz. Ben niye bulamadım? Hani nerede, ben göremiyorum. Ben niye göremiyorum panda resmini? Çok karanlık arkadaşlar temalar ya. Abi bir dakika. Işığı yak. Yak ışığı. Orada dolap açıldı. Bir dakika abi açma. Burada açılıyor. Lan.
Arkadaşlar, tüylerim var ya, bakın. Dimdik dimdik. Tüyler diken, tüyler diken. Abi oyun çok fena, ben The Beast Inside'ı bitirdim ama. Bu çok berbat bir şey. Berbat bir şey. Yak şunu. Yak şunu, delete adamı. Delete adamı. Lucy'nin korkunç arkadaşı. Etkileşime girme. Ne var burada? Aa bir dakika. Tık 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 geliyor bak. Seyret. Bak. Ben vuruyorum. Hop! Çık ya. Lan! Yak! Bak deli etmeyin beni. Deli etme beni, ışık ışık dinlemem valla. Düzgün çalışıyormuş. Böyle ışık düzgün mü çalışır lan? Işık dediğin... Lan bir dakika, kendi kendine yanıp sönmez. Deli etme adamı. Aa burada çık. Açılmış. Yere kitap atmışlar, bırak. Abi burayı durmadan etkileşime mi gireceğiz? Biz manyak mıyız? Niye bu tarz yerlerle etkileşime giriyoruz kardeşim ya? Bak. Hop! Göçüyor lan. Göçüyor lan bura. Açıldı. Ana! Arkadaşlar. Oo ben bittim ya. Ben bittim ya. Abi. Abi gözünü seveyim bak, şunu yak. Yak ve elleme. Kapıya bak, içeride sanki siyah duman atmışlar. Bu nasıl karanlık ya? Bak. Yak şunu, yak. Beynimiz kıpkırmızı oldu. Abi şurası açık mıydı? Değildi ya. Biz mal mıyız ya? Buradan çıksak ya. Sıkışmışmış. Aslında ortam çok güzel bak. Mahalle falan çok güzel gibi. Yani evler mevler çok şık da işte. Bu tarz evlere merak etmeyeceğiz işte. Gördünüz mü evi? Al sana ev. Aldım mı evi? Görüyorum ışık kendi kendine gezer. Tepemize mi geliyorsun? Ne yapıyorsun? Kendi kendine yanar söner. Var televizyon mu ser? Bak. Bak. Yapmayın şunu. Yapmayın şunu. Aç şunu. Açmaz. Açmaz. Ne yapacağız? Ben buradan nasıl gideceğim? Bak. Nereye girdim lan? Bir dakika. Bu ne ya? Lan dur. Dur. Abi bura mı lan bura? Abi bak bak bak. Bakın orada biri var. Abi bura nereye ya? Bu ne? Tough Stone açar. İki tür öğe vardır. Anahtar öğeler ve dinamik öğeler. Dinamik öğeler dinamik stone'unuzda depolanır. Bunlar genelde göz ardı edilebilir. Anahtar öğeler ilerlemeniz için önemlidir ve anahtar stone'unuzda depolanır. Abi stone depolamadı bu. Tamam alıyoruz. Christmas 1975 Noel'i. Eski fotoğraflar. 1975. Abim. Öf ya, vallahi öf ya. Burayı mı açacağız acaba? Abi bizim nasıl? Biz nasıl hala yaşıyoruz, hayattayız, ben anlamadım. Abi! Kapat! Ampul, ampuller kırık ışıkları veya lambaları onarmak için kullanılabilir. Aa bir şey almışız. Aldık mı?
Tamam, bunu oraya koy. Aa, bunu ben elinde niye tutuyorum acaba? Tamam, aldım. Tamam, aldım. Şunu kapatacaktım, ampul varmış orada. Bunu nasıl açacağız? Açıldı mı? İt! İtsene! Veya çek. Evet, işte mantık. İtilmiyorsa çek. Çakmak bulduk. Çakmaklar evi keşfetmek için küçük bir ışık kaynağı olarak kullanılır ve sınırlı süre kullanılabilirler. Stres seviyesinde artışı engellemezler. Karanlıkta bir çakmakla durduğunuzda karakterinizin akıl sağlığı seviyesi düşer. Çakmaklar mumları yakmak için de kullanılabilir. Şimdi arkadaşlar bak. Çakmaklar aynı zamanda evi de yakabilir. Biz yaksak ya evi. Tutuşturuverelim vallahi ya. Abi şu resimlere bakar mısınız ya? Bak fazla var ya, resim de iyi değil ya. İyi değil ya fazla resim falan. Bu oyun hiç iyi değil. Oğlum. Etmeyin, eylemeyin bak. Abi bas şuradan. Aç şu kapıyı. Aç. Abi yapma. Gözünü seveyim. Açar mısın? Açar mısın? Nereye gidiyorum hiç bilmiyorum bak. Abi depo odası ilerlemesi için önemli olan dinamik öğeler arkada bırakıldıklarında depo odasında bodrumda bulunur, tekrar canlanır. Tamam. Bura değil ben. Nereye geldik lan? Abi alt kata indim. Aynı odaya çıktık mı? Dur. Bir dur, fısır fısır. Kulağımın dibinde bir cesetle mi geziyorum? Bu ne ya? Fısır fısır. Abi bir durar mısın? Ya, kapa. Veya yan. Abi bir şey geliyor ya. Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya böyle oyun? Böyle olmaz ama. Al şunu. İki tane aldım. Vallahi yakarım, gelme. Abi bir dakika, bir tane daha mı var? Mum yak. Mumlar bir çakmak ile yakılabilen sabit ışıklardır. Mumla hareket edince mum söner. Uzun süre dayanırlar ve karakterinizin akıl sağlığını artırmaya yardımcı olan ışık kaynağı görev görürler. Tamam. Yani aa bir dakika. Tamam, çok güzel. Abi mumları yaktık abi. Mum var mı? Yok. Yak abi. Şuraya bir ses geliyor gibi ya. Bir dakika. Yine yandı bu. Şunu yak. Abi buralar nereye? Arkadaşlar ben mi çok korkuyorum? Buradan bir ses geliyor.
Burada değil abi, ben nereden geldiydim ya? Bir dakika. Kapaç uçak mı? Yanıyor ya, nasıl boş ya? Yanmıyor mu bu elimizdeki çakmak? Nasıl atacağız? Biz buradan mı geldik arkadaşlar ya? Oha, bir dakika. Ben ne yaptım lan? Abi yak şunu. Manyaklaşma. Buradan gelmedik mi? Aynen. Aynı yere mi çıkıyor hakikaten ya? Bu ne manyakça bir şey. Şöyle de yak abi. Bura mıydı ya? Lan ben nerelere geldim? Abi bir dakika, ne oluyor ya? Ses falan niye yükseldi? Bu nasıl bir ev ya? Lan! Abi bu var mıydı? Bu yoktu, yoktu. Bu yoktu, bir dakika. Bu ne? Aa, bir dakika lan. Orada bir şey var. Gölge mi var? Buraya mı gideceğiz o zaman? Aa, bir dakika. Gölgeye bakar mısınız? Kan mıdır? Gölge midir? Şu çakmak da boşa bitmese. Abi. Lan. Dur, geliyor. Ben nereye girdim? Geliyor. Hoş. Yaksak evi. Oğlum bu nasıl bir şey? Şöyle bir durayım. Gidiyor mu, uçuyor mu? Ne yapıyor bu lan? Abi çıkalım şuradan ya. Vallahi baydı ya. Tamam, noktalayalım. Çıkalım da. Yakar mısın şurayı? Yak. Bak. Ne oldu yine? Aç şurayı. Açar mısın? Güzel kardeşim. Adam akıllı bayma. Baymayın oyunu. Baymayın lan. Baymayın. Çık şuradan.
Aa, burası karanlıktı. Abi, saate bakar mısın? Evde niye böyle bir saat var ya? Buradan gideceğiz. Kapı aralandı. Manyaz, malız ya biz. Yani kendi kendine açılan kapılardan gideriz biz. Alemin delisiyiz biz ya. Bir çakmak daha buldum. Nereye alıyor acaba bunları? Aa, oraya alıyor. Tamam, güzel, yığalım oraya, dolduralım. Bu ne ki? Abi, her bulduğunda alma. Bu ne? Boş tenekeyi niye aldık ya? Bura nereye gidiyor? Nere abi buraya? Ne oluyor? Oğlum! Nere abi buraya? Ne oluyor? Oğlum! Bir dakika. Tamam. Şunu bir şey yap. Tamam arkadaşlar. Tamam. Bu işi yapalım. Tamam. Her şeyi tadında bırakmak lazım. O neydi lan duvardaki? Her neyse arkadaşlar. Ne olduğunu öğrenmek için bir sonraki bölümü bekleyelim. Gerçekten şu anda yarım saat 40 dakika oldu. Çok rahatsız edici bir oyun. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Ve mini kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olursanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki bölümde tekrardan görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.